Selamlar, ben Doktor Can. Nasılsınız? Yaklaşık 20 gün, bir aydır video yüklemiyorum. Fakat çok mantıklı sebeplerim var. Neyse, bu sebeplerle sizi hiç yormak istemiyorum. Bugünkü konum bana çok sık sorulan bir soru. Önce kas kütlesi mi yapmalıyım yoksa kilo mu vermeliyim? Şimdi bu konuyla ilgili verilebilecek çok fazla cevap var ve bu cevapların hiçbiri size uygun olmayabilir. Çünkü herkesin bedeni, yaşı, cinsiyeti, hedefi, hastalıkları tamamen farklı ve önce kas kütlesi mi yapmanız gerektiği ya da önce kilo vermeniz mi gerektiğini ancak siz cevaplayabilirsiniz. Burada benim görevim siz soruyu cevaplarken doğru şekilde hareket etmenizi sağlayacak verileri size sağlamak. Burada birkaç önemli nokta var. Bunları sizinle paylaşacağım. Şimdi birincisi, önce kilo vermeye çalışanlardan başlayalım. Eğer siz önce kilo verecekseniz gelişiminiz yavaş olacaktır. Çünkü kilo verdikten sonra tekrardan yağ kütlesini arttırmamak için kalori kısıtlaması yapacaksınız. Ve bu kalori kısıtlaması potansiyelinizin en üst noktasına ulaşmanızı engeller. Dolayısıyla gelişiminiz hakkında soru işaretleriniz varsa önce kilo vermek çok mantıklı değil. Bir diğer konu, görüntünün daha iyi olması. Şimdi görüntü aslında kişinin motivasyon kaynağı ve çoğu insan daha belirgin bir vücut istiyor, daha yağsız bir vücut istiyor. Dolayısıyla siz eğer önce kilo verirseniz, vücudunuz egzersiz yaptığınız, kas kütlesini arttırmaya çalıştığınız süre boyunca daha belirgin olacak ve motivasyonunuz artacak. Burada önemli nokta, önce kilo vermenin bazı kas kütlesi veya büyük vücut sevenler için çok uygun olmayışı. Buna da değineceğim. Bir diğer konu, inişli çıkışlı bir grafiğin olması. Şöyle ki, siz eğer önce kilo verirseniz, kilo verdikten sonra kas kütlesi arttırma sürecinde yağlanabilirsiniz ki bu gayet doğal. Yağlandıktan sonra tekrardan kilo vermeniz gerekecek. Kilo verme sürecinde kas kaybedeceksiniz. Tekrardan kas kütlenizi arttırmanız gerekecek. Dolayısıyla inişli çıkışlı bir grafik olacak. Ve bu grafik sizi biraz yorabilir. Çünkü yorucu. Bir ay kilo vermeye çalışıyorsunuz. Sonra 2 ay kas kütlesi, 1 ay yine kilo ve sonuca ulaşamadığınızı hissediyorsunuz. Eğer çok mükemmeliyetçi değilseniz bu inişli çıkışlı grafiği kullanmak çok mantıklı değil. Şimdi önce kilo vermenin avantaj ve dezavantajlarını burada sıraladım. İsterseniz şimdi de önce kas kütlesi yapmanın avantaj ve dezavantajlarına bakalım. Birinci konu, gelişimin hızlı olması. Çünkü kalori alımıyla ilgili bir sınırlamanız yok. Dolayısıyla potansiyelinizin en üst noktasına beslenme konusuna ulaşabilirsiniz. Bu hızlı gelişim isteyenler için aslında çok önemli bir nokta. Bir diğer konu, daha kütleli görünüm. Eğer benim gibi daha kütleli ve büyük bir vücut seviyorsanız önce kas kütlesi yapmak daha mantıklı. Çünkü vücudunuz yağ miktarıyla beraber daha büyük görünecek ve bu sizi aslında kas kütlesi arttırma sürecine sürekli motive edecek. Bunun için seçmeniz gereken zaman aralığı kış. Çünkü yazın özellikle kıyafetlerin değişmesi, denize girme vesaire gibi durumlar kişilerde stres oluşturabiliyor. Çok önemli bu. Bir diğer konu, iki adımda hedefe ulaşmak. Siz eğer sonuç odaklı çalışıyorsanız ve ben işte değişik yollardan geçmek istemiyorum, zaman kaybetmek istemiyorum, kafam hiç çalışmıyor, bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız iki adımda bu işi halletmeniz lazım. Önce kas kütlesini arttırıp istediğiniz miktara ulaşmak, sonrasında bir diyetle sonuca varmak. Hiç inişli çıkışlı bir grafik yok gördüğünüz üzere. Şimdi gördüğünüz gibi kas kütlesi, başta kas kütlesi yapmanın veya başta kilo vermenin avantaj ve dezavantajlarını inceledim. Burada aslında önemli olan nokta mükemmeliyetçi olmamak. Çünkü siz önce kilo da verseniz, siz önce kas da yapsanız sonuç çok farklı olmayacak. Sadece bu süreçte küçük nüanslar, küçük değişiklikler ve zaman faktörü devreye girecek. Dolayısıyla egzersiz yapma konusunda birinci önceliğiniz sağlıklı olmak olmalı. İkinci önceliğiniz ise bu işi mutlu yapıyor olmak olmalı. Diğer tüm ayrıntılar sadece sizi mutlu edecek değişkenlerden ibaret. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videonun konusunu sizin seçmenizi istiyorum. Dolayısıyla videonun açıklama kısmına bir anket bırakacağım. Bu anketi doldurmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşça kalın.